Merhaba arkadaşlar. Tokat bayimiz Onur Bey, Ankara bayimiz Mehdi Bey ve Amasya bayimiz Murat Bey. Beraber bazı çekimler, bazı testler için buluşmuştuk. Burada tesadüfen bir menfez gördük. Menfezin gidiş hattını aletle, MF ile görüntülediğimizde teyit ettikten sonra sizinle bir paylaşmak istedik. Arkadaşlar, bu videoyu çekmek için hazırlıklı gelmediğimizden biraz amatör bir video olacak. Kusurumuza bakmayın. Amacımız sadece sizinle aletin yaptığı işlemi bir paylaşma olacak. Şimdi menfezi size bir göstereyim. Şöyle elimle de gölge yapayım, görmeyeyim. Arkadaşlar, mesafe yani şöyle çıkıyor. 3 metre ya da 3 metreden fazla. Ben bilmiyorum. İçeride görebilecek bir pozisyon yok. Metre de getirmedik. Boruyu görüyorsunuzdur. Çünkü tarzı bir şey anladığım kadarınca. Bu tarafa devam ediyor. Kamerayı aynı şekilde kaldırdığım zaman devam etme yönü böyle. Bunu göstermek istiyorum. Bu mesafeden aletin bu boruyu algılamasını size 3D olarak göstereceğiz. Neden 3D olarak göstereceğiz? Şimdiye kadar hep 2D yani canlı çekim olarak gösterdik. Tabi canlı çekimde bir şeyleri görebilmek için yüzeye yakın olması gerekiyor ve algılamanın çok kuvvetli olması gerekiyor. Tabi burada bir bazı yanlış anlaşılmalar olabilir düşüncesiyle beraber böyle yüksek derinliklerdeki algılamaların 2D'de değil de 3D'de daha düzgün çıktığında sizinle bir paylaşmak istedik. Dolayısıyla bu menfezdeki algılamayı da 3D'de gördükten sonra ufak bir video çekmek istedik. Buyurun, isterseniz başlayın. Bu arada ben de sizinle ufak ufak bazı bilgiler paylaşayım. Arkadaşlar, Onur Bey dikkat ettiyseniz cihazı havada açtı. Yere koyarak açmadı. Bu önemli bir şey. MF kullanıcı arkadaşların buna dikkat etmesi gerekiyor. Cihazın havada açılması lazım. Bu arada Onur Bey'in elindeki telefondan çıkan kablo power bank'a bağlı. Ürün kablosuz. Yani kablonun ürünle bir bağlantısı yok. Bluetooth üzerinden çalışıyor. Onur Bey ayarları yapıyor şu anda. İşte en boy bilgileri, adım aralığı gibi bazı bilgileri giriyor. Bunların ne anlama geldiğini bu ürünü tanımayan ve bilmeyen arkadaşlar bizim YouTube kanalımızdaki videolarımızdan, Facebook'taki videolarımızdan, canlı yayınlarımızdan ya da grubumuzdaki paylaşımlarımızdan takip edebilirler. Bilen arkadaşlar, kullanan arkadaşlar zaten biliyorlar. Buyurun başlayın isterseniz. Şimdi arkadaşlar, burada coğrafi şekilden dolayı dar bir çekim yapacağız. Hani genelde sizlere geniş bir çekim alanında ölçüm yapmanızı öneriyoruz ama burada mecburi bir şarttayız. Bir test videosu bu. Sizlere bazı şeyleri göstermek adına, yani şu anda yapmış olduğum ölçütü şey almayın, kıstas almayın. Ben başlıyorum. Dikkat ederseniz arkadaşlar, Onur Bey her adım attıktan sonra örnek almadan önce biraz bekliyor. Bunun amacı, hani adım attığınız zaman sensör, dikkat ederseniz bu videodan daha net görünüyor, belli bir kımıldama meydana geliyor. Bunun sabitlenmesi için Onur Bey biraz bekliyor. Yani sensörün pozisyonunun stabil hale gelmesi için. Ondan sonra da örnek düğmesine basıyor. Siz de kullanım sırasında buna dikkat ederseniz daha güzel sonuçlar elde edersiniz. Arkadaşlar, çekim sırasında Onur Bey'in yanına gitmiyorum. Çünkü görüntünün oluşması sırasında benim üzerimdeki telefon ya da diğer ekipmanlar sensör tarafından algılanabilir. Bunların önüne geçmek amacıyla ben uzakta duruyorum. Onur Bey çekimi tamamladıktan sonra biz görüntüyü size göstereceğiz. Ama güneş, biliyorsunuz, cep telefonu ekranlarının görünmesini de zorlaştırıyor. Görüntü tam görünmeyebilir. Ben kabaca göstermeye çalışacağım ekrandan, kamera vasıtasıyla. Aynı zamanda datanın fotoğrafını da videonun en sonuna ekleriz. Ve datayı da gene isterseniz bunu paylaştığımız Facebook grubumuza ya da forum sayfamızdaki konuya ekleriz. Tamamlandı galiba, değil mi? Bitti. Şöyle görebilirsiniz. Bir gölge yaparsak arkadaşlar, şöyle bir gölge oluşursa. Dur. Şöyle tutarsan sen, ben odaklayayım telefonu oraya. Süper oldu. Evet arkadaşlar, burada görüyorsunuz mavi şekilde menfez algılaması. Onun rakamsal değerine de bakalım. Izgara açıkmış zaten. Yanlış yaptım. Bunun geri gelmesi mi? Pardon, yanlış oldu. Evet.
şöyle rakamsal değerlerini de göstereyim. Yakınlaştırdım. Tamam. Ta, okunuyor. Gayet güzel. 259. Bunun fotoğrafını ve datanın kendisini de paylaşımın altına ekleriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir menfezimiz vardı. Mesafesini tam bilmiyoruz ama 3 metre gibi bizim göz ölçümümüze göre. 3 metre ya da 3 metrenin biraz fazlası olabilir. Bu menfezin hattının, şöyle tekrardan gösterelim. Menfezin hattı böyle gidiyor. Hattının gittiği yeri MF sensörümüzle görüntüledik. Arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha detaylı bilgi alabilmek için Facebook grubumuza, forum sayfamıza ya da YouTube kanalımıza bakabilirsiniz. Cumartesi ya da hafta içi bazı günler canlı yayınlarımız oluyor. Bunları takip edebilirsiniz. Canlı yayınlarımızın videolarını YouTube sayfalarımıza da paylaşıyoruz. Bunları da takip edebilirsiniz. Daha detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. İlk defa bunu gören arkadaşlar test etmek istiyorlarsa bayilerimize gidebilirler. Bayilerimiz de ürünleri test edebilirler, kullanabilirler. Daha detaylı bilgiyi birebir almak istiyorlarsa telefon yoluyla ya da birebir iletişimle arkadaşlardan bilgi alabilirler. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Günleriniz olsun.